Evet. Bir diğer sorumuz. Close test 4 sevgili arkadaşlar. Ha, şunu söylemek bir yarar var. Arkadaşlarım bazen soruyorlar ya hocam bu close testler veya bu da çözdüğümüz sorular diğer sınavda da işimize yarıyor mu? Ya işte bu YDS yok değilse benim hazırlık atlama sınavımda işime yarar mı? diyor. Proficiency sınavları biliyorsunuz. Burada işimize yarar mı? diyor. Sevgili arkadaşlar YDS'de de, yok dilde de, tıp dilde de, proficiency'de de. de anlattığımız her şey karşınıza çıkar, çıkacak, çıkmalı. O yüzden tek bir sınav özelinde bakmayın anlatılan şeylere. Bunlar Türkiye'de ÖSYM'nin yaptığı sınavların aslında bir özeti. O gözle dinleyin, o şekilde notlarınızı alın ve söylenilen her şeyin aslında sınav bağlamında olduğunu unutmayın. Ben gereksiz bilgilerden arındırılmış bir sınav sistemini her zaman uygulamaya çalışıyorum derslerimde, videolarımda. Verdiğim her şeyde gerekli demektir ama. Ne eksik ne fazla gözüyle bakın. Oldu mu? Şimdi birinci soruya bir bakalım. Birinci sorumuzda ne sorusu? Bir preposition sorusu. Against, into, without, behind, of. Değil mi? Peki ne demiştik preplerde sevgili arkadaşlar? Ya dedi kendinden önceki ifadenin bir parçasıdır ya da buraya anlam katar. İşte burada trick us ifadesinin bir parçasını görüyoruz. Yani trick somebody into dediğimiz bir yapımız var. O yüzden cevabımız bol oldu. Ne demek diye sorarsanız arkadaşlar gizli ikna edicilerden bahsediyor değil mi? Bizi aşırı yeme konusunda ne yapıyor? Kandırıyor. Baksanız konusunda diyorum ya ebat filan niye olmuyor? Hayır. Trick Somebody into something şeklinde bir ifademiz var. Buna uyumak zorundasınız. Böyle olduğu için de cevabımız mecburen, otomatikman into oluyor arkadaşlar. Trick somebody into arkasından over eating diyoruz. Birinci soruyu geçiyoruz. Dediğim gibi tamamen kuralla ilgili bir olaydı. İkinciye gelelim. Ne sorusu? Bağlaç sorusu. Arkadaşlar bağlaçlarda öncesi ve sonrası bizim için çok önemli dedik. Artılık, eksilik her şeyimiz dedik. Bakalım oldu o cevap olmuş. Oldu o ne bağlacı diyorum. İlk videoları dinleyin arkadaşlarım ilk kitapta. Değil mi? Hocam zıtlık bağlacı artıya eksi ya da eksiye artı çalışır. Deneyelim mi? Bakalım. Bana şurada bir boşluk bıraktığına göre. Yani virgüller de burada. Ben şu bölümle, bakın yüklem ve sağını çizdiğime dikkat edin. Şu bölüm arasında bir ilişki kuracağım. Zıtlık mı, sebep, sonuç mu ne? Sevgili arkadaşlar, der armeni soluyuşu ne demek? Yani birçok çözüm var diyor. Olumlu mu? Olumlu. Artı mı? Artı. Karşıya geçin, daha arkadaşlar keşfedilmediğinden bahsediyor. Undiscovered, bulunmadığından henüz ulaşılamadığından eksi bu eksili hep nat bağlamında değerlendirmeyin. Yargı olarak olumsuz olan her şey bizim için eksidir arkadaşlar. Lose, fail gibi düşünün mesela, disappoint. Bunlar hep eksi. O zaman ben buraya artı, buraya eksi diyorsam bu bir zıtlık bağlacı olacaksa elimde sadece although var. Although, though, even though, much as, even if hepsinin eramen anlamına geldiğini bilin. Küçük bir de bilgi. Hep eramen diye de düşünmeyin olur mu? Oldu o. Deda anlamına da gelir. Çok sıkı çalışsa da. Küresel ısın da. Derken de oldu o kullanırsınız. Her ne kadar derken de oldu o kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Sa bile derken, şöyle 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 yapsa bile derken bile oldu o kullanabilirsiniz. Hep eramen diye kendinizi kodlamayın. Çeviri sorularına yanlış yaparsınız. Peki. Bir sonrakine geçelim. Üçüncü soru. Kelime sorusu. Niye truly olmuş cevap? Bir bakalım arkadaşlar. Successful ifadesini bir görelim. Başarılı. Bana zarf soruyor. O zaman bu zarf şuradaki sıfatını niteliyor değil mi? Nasıl başarılı dersiniz? Buyurun seçeneklerde tamamen hadi rastlantısal, belirsiz, gerçek anlamda, kısmen ve görünürde. Arkadaşlar Gerçek anlamda bir başarıdan bahsediyoruz ve bu başarının da ömür boyu sürmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Kısaca truly successful. Çok özel bir ifade değil, cevap net görülüyor diye düşünüyorum. Bir sonrakine bakalım. Instead of cevap olmuş. Instead of'ta ne vardır? Birini bırakıp diğerini tercih etme vardır arkadaşlar. Burada da mantık ne? Bakar mısınız? Sağdaki ne? Eating more. Daha çok yemek, eat less, daha az yemek. O zaman ben mantıken instead of kullanma ne demiş oluyorum? Daha çok yemek yerine daha az yemekten bahsediyor. Bu da zaten cevabı otomatikmen B şıkkı yapıyor arkadaşlar. Instead of. Aklınızda bulunsun. Instead of yerine birçok sınavda biz rather deni de kullanabiliyoruz rather den de çok yakın bir anlam verir aynı yapıya. Ha, rather da ile eşittir diğer taraftan. Yani rather den almadığında instead de of almadığında yine birbirine eşittir. Rather ve instead. Aklınızda bulunsun. Bu da bir bağlaç olarak karşımıza çıkmış. Bir sonraki soruyu görelim. Evet, ne sorusu? Tense sorusu, model sorusu. Ne diyordu hoca? Kim Fatih Hoca. Ne diyordu arkadaşlar? Eğer size close testte bir tense ya da model sorusu soruyorlarsa lütfen akışa bakın diyordu. Akış baştan itibaren ya önce sen de bakabilirsin. Tabi başa da gerek yok aslında. Burada present kullanmış mıyım? Kullanmışım. Devamında present kullanmış mıyım? Kullanmışım. Devamında yine present kullanmış mıyım? Ne hala? O zaman lütfen siz de present tercih edin. Peki yine ne demiştik? Modellarda H3 olan yapılar, bakın must H3, may H3, could H3 bizim için pasttı. Hatırlayın. E ben burada pas kullanmıyorum ki. O zaman ne yapacağım? Cevap ya Adana ya da Edirne. Sevgili arkadaşlar soruya noktadan noktaya baktığımda başında if var mı? Var. If kurallarını ilk kitabımızda sıfırdan sınava ders notları bir. İlk kitapta Detaylı şekilde anlattık. Ne dedik? Arkadaşlar if'in yanında bir varsa dedik. Videolardan takip edebilirsiniz. İlk 47 video, ilk kitabın. Bir varsa virgülden sonra da bir kullanacaksınız. Yani bu ne demek? Want present olduğu için ben de karşıya present bir ifade kullanıyorum. Have to. Değil mi? Hocam would neden olmadı? Arkadaşlar if kurallarında ilk taraf bir iken yani Eylemin ilk haliyken ikinci taraf will olur. Would olmaz. Ne zaman would olur? Burası wanted olsaydı iki olurdu. Bu defa karşıda would, could, might şeklinde gelirdi bizim cevap olarak. Lütfen if kurallarını çalışın ilk kitaptan. Çok önemli bilgiler var orada. Sadece if konusunda değil, tüm bağlaçlarla ilgili. Orada stratejik çözümler yaptık zaten. Kitapta da videolarda da göreceksiniz bunu diyelim bir sonraki testimize geçelim arkadaşlar